Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir ana yemek tarifi ile geldim arkadaşlar. Tarifim için hemen tavamın içerisine 500 gram kadar dana kuşbaşı etimi aldım ve kapağını kapatarak pişmeye bıraktım. Ve daha önceden hazırlamış olduğum patateslerimi tencereme koydum ve üzerine tuz ve suyunu ekleyerek onu da hemen pişmeye bıraktım ve üzerinde oluşan köpükleri alıyorum arkadaşlar. Aynı anda hem etimi hem de patateslerimi pişiriyorum. Ve etim suyunu saldı ve suyunu çektikten sonra daha önceden doğramış olduğum 2 adet yeşil biber, 2 adet kapya biber ve 3 adet de küçük soğanı ilave ettim ve hemen içerisine bir kavanozda sos evdeki yaptığımız soslardan domates sosu ekledim tuz ve karabiberini ekledikten sonra yine tekrardan 15 dakika kadar pişmeye bırakıyorum et pişmeye devam ederken pişmiş olan patateslerimi hemen püre haline getiriyorum arkadaşlar ezmiş olduğum patateslerimin içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı, karabiber ve muskat rendelemiştim. Onu ilave ediyorum ve yine karıştırarak iyice birbirine karışmasını sağlıyorum. Patateslerim hazır. Hemen etimi kontrol ederek altını söndüreceğim. Çünkü suyunu çekmiş ve tekrardan sulama yaptığı için diğer sebzeleri koyduğumuzda ve suyunu çektikten sonra bir yemek kaşığı kadar da içerisine tereyağı ilave ederek etimin altını söndüreceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi borcamı önceden katı yağla yağladım ve patateslerimi tamamıyla içerisine döküyorum. iyice yaydıktan sonra kaç adet kaç porsiyon yapacaksam hemen öncesinde bir çizik çizerek hazırlıyorum. Ve gördüğünüz şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Önce bir bardak yardımıyla çukur oluşturdum küçük ve sonra elimle düzelterek büyük çukur oluşturarak tam 8 adet çanak elde etmiş olduk. Elimi arada yağlıyorum arkadaşlar. Siz çok görmüyor olabilirsiniz ama ben ara ara sıvı yağ ile elimi yağladım ve işimi bu şekilde kolaylaştırmış oldum. Ve hazırlamış olduğum çanaklarımın içerisine pişirmiş olduğum etimi hemen koymaya başladım. Her bir çanağımın içerisine 2 yemek kaşığı kadar malzememi koyuyorum. Evet arkadaşlar, ben yemeğimi hazırlarken sizler de beni hangi ülke, hangi ilden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok memnun olurum. Özellikle tarifle ilgili bütün sorularınızı yorum kısmından alabilirim ve tamamını cevaplamaya çalışacağım. Bu ara hemen bütün çanaklarımı doldurdum ve hazırlamış oldum ve üzerine rendelenmiş kaşarı ilave ederek fırınıma götüreceğim arkadaşlar. Fırında çok uzun süre kalmayacak arkadaşlar. Çünkü hem etim hem de patates pürem piştiği için fırınımızda sadece üstü kızarıncaya kadar yani kaşarlarımız eriyip kızarıncaya kadar fırınımızda kalacak ve sonrasında servise hazır demektir. Ve çok kısa bir sürede yemeğimiz hazır ve sizlere de keserek içini göstermek istiyorum. Şahane bir yemek arkadaşlar, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sizlerde görüyorsunuz ki hem içi hem de görüntüsü çok çok şık ve şahane lezzetli bir yemek arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Evet. Bakar mısınız şu lezzete, şu görüntüye. Evet arkadaşlar deneyeceklere afiyetler olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetler olsun.